Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakıl Kürsü'ye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Ordu'ya selamlar. Bugün hoş geldiniz. Müthişsiniz. Cumhurbaşkanımızı beklerken şöyle bir coşkuyla hep beraber Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl karşılayacağımızı bir gösterelim coşkumuzu gösterelim. Karadeniz'in coşkusunu gösterelim. Evet. Rize'den, Çayın başkentinden Fındık'a selam olsun. Ordu'ya selam olsun. Evet Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ordumuza, tüm Türkiye'ye gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla Kredi yurtlarımızla, yaptığımız yatırımlarla, sahalarla, basketbol sahalarıyla, havuzlarıyla, her şeyle hizmetteyiz. Evet, Türkiye 21 yılda spor tesislerinde yaptığı yatırımlarla Avrupa'da, dünyada en büyük spor tesisi yatırımı yapan ülke konumundadır. Evet, milli takımız biliyorsunuz Avrupa'da. Avrupa Futbol Şampiyonası'na Almanya'ya gidecek. Yine Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası için gurbetçilerimizle, vatandaşlarımızla beraber olacak. Yine Türkiye'de yapılan 36 stadyum yapılan devasa tesisler, spor salonları, yüzme havuzlarıyla beraber bir spor ülkesi olma yolunda. Evet, bu noktada da yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ile beraber İtalya gerçekleştirecek. Sporda da devrim var. Sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Yapılan yatırımlar devam etmektedir. Dünyanın en büyük gençlik ve spor altyapısı kredi yurtlarıyla beraber yaklaşık 950 bin gencimize, üniversitelerimizde okuyan gençlerimize hizmet veriyoruz. Şimdi diğer bakanlarımız da var. Ben sadece Karadeniz'in coşkusunu görmek istedik. Sizleri çok seviyoruz. Orduyu çok seviyoruz. Şöyle söyleyeyim. Tasalanma yiğidim. Zaman bizden yaradır. Dünya düşman olsa da ordu senden yaradır. Türkiye senden yaradır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Ordu'da da Cumhur İttifakı ile beraber Yine durmak yok. Yola devam. Hilmi Güler başkanımızla yola devam. Yola devam. Sizleri çok seviyoruz. Ordu'ya selam olsun. Karadeniz'e selam olsun.